Gaziantep mutfağından Nurtaç tatlısı. 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı irmik, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, aldığı kadar un. Şerbeti için 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı su, birkaç damla limon suyu. İç harcı için 3 yemek kaşığı bütün Antep fıstığı, 3 yemek kaşığı iri çekilmiş Antep fıstığı, 3 yemek kaşığı toz Antep fıstığı. Kurabiyeyi bulamak için 1 su bardağı irmik. Perdelerine bayıldım Nursel'cim. Harika, el işi çok güzel. Aksesuarların hepsi çok güzel. Evin çok zevkli. Kızına bayıldım, Allah bağışlasın. Çok güzel her şey. Resimlerin ayrı bir güzel. Ben de uzun süre yaptım resim. Onlar benim evet. Çocukluk arkadaşım yapıyor. Tuncay çok Deniz. Güzel. Tuncay'cım sevgiler. Sevgiler. Hakikaten çok da beğeniyor herkes. Ben de uzun süre kara kalem çalışması yaptım. Evet. Harika. Ben bir okul zamanı bir başlamıştım. Aslında iyiydim de sonra nedense bıraktım ya. Böyle ilerletmedim. Çok keyifli. Bunu çok seviyorum mesela. Evet. Şimdi tatlımız. Sen burada ol istiyorsan. Tamam. Evet, tatlımıza geçiyoruz. Bol fıstıklı Nurtaç tatlımız. Nurtaç tatlımız. Evet. Antep'e yakışır bol fıstıklı. Peki. Önce? Şimdi yumurtamız var. Önce İrmiğimiz. Yumurta mı? Evet, bir tane yumurta. Evet. İrmiğimiz. İrmik tereyağı içine, alacağım. Hem içine hem dışına koyuyoruz. Evet, 2 kaşık içine. 2 kaşık dışına kullanacağım. Oda sıcaklığında tereyağım. Evet. 2 dolu yemek kaşığı. Şimdi 1 çay bardağı sıvı yağ rica edeyim. 2 kabartma tozu, vanilya. Evet, şimdi bu karışımı biraz karıştırıyorum. Sonra yavaş yavaş unumu alıyorum. Bana en zor gelen hamurlardan bu. Bu yağ eriyene kadar hep un alıyorsun, evet. Atıyorsun. Yoğurdukça yavaş böyle bir gevşiyor ya. Unumuzu alacağız. Kebabımız geldi. Şunu yapmasa mıydık Allah aşkına? Bak. Güzelliğe bak Alaaddin. Yapılmadan i̇şte olur mu? Simit kebabı. Yapılmadan olur. Bence de. Süper olmaz. Oldu. Şu an bunu masaya koysana tamam. Şuraya. Elinize sağlık. Teşekkür afiyet ediyorum. Afiyet olsun. Biraz daha un alacağım ben. Tamam. İstiyorsan sen de tribünde oturabilirsin. Yoruldun. Yorduk seni bayağı. Evet. Şimdi yağımız alana kadar aynen öyle. Un koyacağız. 2 su bardağı kadar. Şerbet için erken mi koyayım mı? Yavaş yavaş kaynasın. Koyabilirsiniz. Ne olsun? Ne kadar olsun? 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı su. Kurabiyenizi ıslatma gibi de düşünebilirsiniz aslında. Evet, ıslak kurabiye. Bu çok çabuk kaynar. Onun sonunda yakayım olur. Altını. Olur, tamam. Hamurumuz hazır. Şimdi şekil aşamasına geçiyoruz. Peki ben sana şöyle bir evet hazırlık yapayım mı? 2 yemek kaşığı yeter aslında ama fazla koyalım sonra geri kaldırırız. Aynen. Bu şimdi çıtırdamasını sağlayacak. Evet, bir de tatlı çıtır. Kaşığı mı vereyim? Evet sana zahmet canım benim. Ceviz büyüklüğünde yapıyoruz. Elimizle çok az açıp fıstıklarını koyuyoruz. 3 şekilde kırılmış fıstık koyuyorsun. Bir şöyle aynen. Hafif kırıklı, bir böyle bütün, bir de tamamen çekilmiş. Değişik değişik şeyler oluyor değil mi? Aslında doğru evet. Çünkü çok çekilince yağ çok bırakmış oluyor. Kıtır bırakınca yerken kıtır diyor. Hepsinin evet. Ayrı işlevi olacaktır. İrmik olduğu için çok hassas bir hamur. Çok yavaş hareketlerle yuvarlıyoruz. Sonra da irmiğin içinde yuvarlıyoruz. Boş boş kurabiye yemektense böyle içi muhteşem fıstıklı olmaz bir kurabiye bile, evet. Tercih ederim. Çok mu yağladım sence? Yok iyi. Şöyle. Fıstıklı tatlılarımız meşhurdur aslında. Ezmenizi çok severim. Havuç evet. Dilimine bayılıyorum. Evet. Bayılıyorum. Sürprizim var sana birazdan gelecek. Ya nasıl bir sürpriz? Göreceğiz bakalım.
Allah Allah. Şey çok yemiştim. En sevdiğim o böyle kocaman olan ne? Havuç dilimi. Havuç dilimi. Ona böyle bayılıyorum. Benim ne canım var zaten. Onun üstünü ayırıyorum bu arada. Altını yemeyi çok seviyorum. Son kaldı. 5, 20, 22 tane falan çıktı. Evet. Fırına atıyorum. Tamam. Şimdi bunun şerbetini hala koymayacağız. Evet. Tatlımızı soğutacağız. Şerbetimizi zaten 10 dakika kaynasa yeterli. Biraz kabaracak. Evet. Evet. 180 derece yeterli. İyi midir? Evet. Çok güzel koktu. Her şeyden evet. Önemlisi. Şimdi bunun böyle buz gibi değil ama bayağı ılıması gerekiyor. Herhalde şerbet de çok öyle kaynak dökmeyeceğiz. Yok, hayır. Değil mi? Aynen öyle. Evet, kapatayım mı? Kapatabiliriz artık. Tamamdır. Evet, tatlımız hazır. Şerbetiyle buluşturabiliriz artık. Şerbetimiz tatlıya göre bayağı sıcak. Evet. Çok da sıcak olmamalı. Bu sefer dağıtabilir. Aynen. Bunu yine toz Antep fıstığı rica etsem senden, Nursel'cim. Üstüne mi? Evet, çok az süslemek için. Ben getiriyorum.